Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Doğasıyım. Bugün sizlerle Spin Tires oynuyoruz arkadaşlar. Spin Tires'te hatırlayacaksınız en son tomruklarımızı yüklemiştik ve hedefimize ulaştırmaya hazırdı aracımız. İsterseniz ilk parti tomruklarımızı hedefimize götürelim. Yolda tabii ki zorlanacağız. Güzel bir parkur burası, güzel bir yol. Tepeler haritası. İsterseniz geçelim arkadaşlar. Hemen el frenimi açayım. Şöyle bir ara gaz verip motoru bir ısıtalım. Çok güzel. 4x4'üm ve diferansiyel kilidimi açıyorum arkadaşlar şimdilik. Birinci viteste gidelim bir süre. Gerçi önümüzde büyük dik bir yokuş var. Orayı mecbur birinci viteste çıkacağız. Önemli olan aracı devirmeden götürmek arkadaşlar. Özellikle o ileride şimdi tepeyi çıktıktan sonra yukarıda bir göl var. O gölden geçerken dikkatli olmamız lazım. Niye? Sonuna kadar gaz veriyorsam yavaş yavaş da gidebiliriz. Hem yakıttan tasarruf olur. Hem de lastikler patinajı kapılmamış olur. Bakalım burayı çıkabilecek mi? 4x4'te. Biraz gaz vereceğim arkadaşlar. Şu an 23 litre yakıyor. Ama güzel çıkıyor arkadaşlar. İyi gidiyor yani. Tomruk yüklü olmasına rağmen güzel gidiyor. Şöyle biraz daha geriden alayım görüntüyü. Hadi az bir yol kaldı. Dayan. Şöyle sağ sol yaparak biraz rahatlatmaya çalışıyorum aracı. Bu yokuşu çok seviyorum arkadaşlar. Araçları gerçekten çok zorluyor bu yokuş. Benim de çok hoşuma gidiyor o yüzden. Kolay değil arkadaşlar. Aracın şu an çıktığı yokuş çok dik. Eğimi çok fazla. Arkadaşlar buradan yukarıya çıkmayacak bu araç. Belli oldu. Hemen bir kanca atacağım ama bakalım kanca atacak yer bulabilecek miyim? Sağ tarafta var ama orası bizim pek işimize gelmez sanki. Ben en iyisi hiç işimi şansa bırakmadan buradan K700'ümüzü alalım. Bununla yukarıya çekelim bu arayı. X4'ümüzü açmayı unuttuk. İkinci vitesi geçti. İkinci vitesi istedi yani.
Hatta üçüncü vites. Şuradan doğru gideyim de bu yolu mahvetmeyeyim en iyisi. Aslında şu rotaya da bir bakayım. Buradan eğer yolu güzelse sonraki seferlerde tomrukları buradan çıkartabilirim. Ağaçlara da yakın. Halat atabilirim buraya. Ama yok, burası da gayet dik. Burası da zorlardı bizim aracı. Burada artık halatımı bağlayacağım arkadaşlar. Arkadaki araç da çalışsın. Çok az kaldı, tamamdır. Bu aracım burada kalabilir. Hemen kamyonu değiştir. Feltreni. Çok fazla yakıt harcamamak adına düşük vites kullanıyorum arkadaşlar. Gerçi yakıttan yana çok bir sıkıntımız yok. Neredeyse yolun her yerinde yakıt tankerlerimiz var.
Bu suyun içinde dikkatli olmamız lazım arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz bir anda çukur olabiliyor bazı yerlerde. O yüzden yavaş yavaş gideceğim. Dikkatli bir şekilde. Aracı da çamura saplamadan, devirmeden. Güzel. Göl kısmını güzel geçtik. Şimdi burada biraz yakıt takviyesi yapacağım araca. Çünkü bayağı bir yakıt harcadı az önceki yokuşta. Burası iyice balçık oldu. Burada biraz duracağım arkadaşlar. Hemen kamyonu değiştir diyorum. ...167 litre yükledik. Tekrar kamyonuma geçiyorum. Giderken yol üzerinde de hasarımızı onaralım garajda. 44 hasarımız var. Ne olur ne olmaz. Yalnız yol iyice balçıklaşmaya başladı. İkinci vites fazla geliyor. İyice balçık hale getiriyor çamuru. O yüzden birinci vitesi daha çok tercih ediyorum arkadaşlar. Şimdiden 30 litre harcadık. Diferansiyel kilidini kapatıyorum ki rahat dönebilsin araç diye. Hatta burada 4x4 de lazım değil. Asfalttayız çünkü. Ben şu garajda duracağım biraz. Evet, hasarımızı onardık. 4x4
4x4'ü istiyor. Diferansiyel kilidini açmasam da olur. 4x4 yeterli şu anda. Hatta 4x4'ü de kapatayım ki yakıttan tasarruf edelim biraz. Yokuş aşağıyız çünkü. Üçüncü vitese, ilk defa üçüncü vitese geçebildik tomruk yoktuyken. Hayır. Biraz hızlı girdim. Maceraya gerek yok. Birinci vitesi indim arkadaşlar. 4x4'ümü açacağım mecbur. Hatta diferansiyel kilidimi de açacağım. Pek rahat dönemeyeceğim ama yine de bunları açmam lazım, yoksa çekmiyor araba. Kamerayı da şöyle aşağıya doğru alalım. Tamam, ilk virajı sağlam bir şekilde döndük. Biraz ileri geri gerekebilir. Tamam. Bu virajı da döndük. Son bir virajımız kaldı ileride. Sol taraf uçurum. Tekrar birinci vitese düşüyorum. Şöyle biraz açıktan alacağım.
Dön hadi. Dön dön dön. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Döndü. Artık devam edebiliriz. Bu yolda bayağı bir gideceğim. Biz 30 litre harcadık şimdiye kadar. En son yakıt takviyesinden bu zamana 130 litre gitti. Dört çarpı dördümü kapatacağım. Hatta diferansiyel kilidimi de kapatacağım. Bakalım ne kadar daha gitmem gerekiyor. O daha var. Bir sağ sol yapacağız sonrasında. Oo. Motoru stop ettirdik. Sağa biraz, sola biraz, sonrasında hedef, evet. Hedefe vardık arkadaşlar. Hemen buraya yükü boşalt diyorum. Bakalım buraya hedefe... Bir parti daha getirmem gerekiyor. Şimdi aynı yolu geri döneceğiz. El frenim açık. Bunu kapatayım.
Geri dönüş yolu gayet güzel geçiyor arkadaşlar. Bas gaza gitsin. Bence fransel kilidimizi 4x4'ümüz açalım. Şimdi tekrar kapatıyorum. Ekledim ve 4x4'ümü açmam lazım. Şimdi tekrar kapattım ki az yaksın diye araba, bir de hızlı gitsin, virajları da rahat alsın diye. Yine bir vites hasarı. Tabi 5. vitese geçmişiz direkt. Fransız tilini açtım biraz daha rahat gitsin diye. Şöyle bir yoldan çıkayım artık ya. Yol biraz sanki yavaşlatıyor gibi. Buralar iyice balçık oldu arkadaşlar. Yani son seferimizde anca geliriz buradan. Daha sonrasında artık balçık olur. Yani 3-4 defa daha yük götürmemiz gerekse buradan geçilmez yani. Şöyle bakın çıkabileceğim mi? Diferansiyel. Yok. Girdik mecbur buraya.
Gece boyu yoldaydık arkadaşlar. Yakıtımız da tam bitmeye başladıydı. 64 litre kaldıydı. Şimdi buradan yakıtı fulleyeceğim tekrar. Yakıtımızı fullledik. Frenimizi de indirelim. Orada bir ağaç var. Güneş doğarken ne kadar güzel gözüküyor arkadaşlar gölün üzerinde. Bir de sis var. Çok güzel bir ambiyans olmuş. Şu gölün içindeki yolu bozmayayım da kenardan gideyim. Tam çamur çıktı. Bir önceki bölümde devirmiştik burada bu manevrayı yaparken. Neyse arkadaşlar, bir parti götürdük, şimdi bir parti daha götürmemiz gerekiyor. Onu artık sonraki bölümde
Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi günler arkadaşlar. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame.